Sonraki konuşmacı Sayın Timur Kuban, lütfen ön sıraya yaklaşın. Sayın Başkan, Yönetim Kurulu, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri ve kulübümüzün işleyişine vakıf olmak adına bizleri Galatasaray TV'den takip eden büyük Galatasaray taraftarı. Bugün ne yazık ki benim için ben demiştim deme günü. Keşke böyle olmasaydı, keşke bugün burada yönetimimizin büyük başarılarını konuşmaya gelmiş olsaydım. Keşke bugün sizleri zamanında eleştirdim, hakkınızı helal edin demek durumunda kalsaydım. Utanan ben olsaydım. Fakat ne yazık ki geçen yaklaşık 2 senelik zamanın sonunda her eleştirimde başından sonuna kadar haklı olmanın derin üzüntüsüyle bugün karşınızdayım. Büyük çoğunluğunuz hatırlamaz. O nedenle müsaadenizle hatırlatayım. 11 Temmuz 2015 gününde yaptığımız genel kurulda istenilen yetkilerin verilmemesi gerektiğini belirtirken yönetime ne yazık ki güvenemediğimi söylemiştim. Bunun sebepleri de bir bariz finansal hatalar, Mehmet Özbek üzerinden yapılan nepotizm ve Galatasaray etiğine aykırı şekilde Yıldırım Demirören'e verilen destek olarak sıralamıştım. Bunun üzerine bir eski başkanımız kürsüden 30 günlük yönetim eleştirilir mi diye serzenişte bulunmuştu. Aslında bunun cevabı basit. Değil 30 günlük, 30 dakikalık yönetimler dahi eleştirilir, eleştirilmelidir. Yoksa o günlerde atılan tohumların çürük meyveleri bugün olduğu gibi hepimizin tabağına gelmek durumunda kalır. 2 sene içerisinde geldiğimiz finansal nokta ortada. Galatasaray'ın bugüne kadar gözü gibi baktığı gayrimenkuller elden çıkarılma noktasına gelmiş. Hem de bu yapılırken genel kurul izni alınmadan bir devlet kurumuyla protokol yapılarak genel kurulun eli kolu bağlanmış, yetki vermeme şansı bırakılmamış. Biliyorsunuz yakın zamanda divan kurulunda bir alkış tufanıyla Riva Florya projelerinden 342 milyon Türk lirası civarında bir ödeme aldığımız anlatıldı. Kısacası yapılan bir finans kuruluşuna giderek emlak konutun belirlediği ve ileride ödeyeceği minimum kazanç miktarını kırdırmak ve 166 milyon kayıpla 342 milyon TL'ye düşmekti. Sayın Başkan bu konuda bir sunum yaptı. Bizlere dedi ki bu konuda herhangi bir sorusu olan, yanlış bir fikri olan gelsin cevaplayalım. Ben Şubat ayının başında yönetimimize resmi dilekçeyle bilgi talebinde bulundum. Özellikle bugünkü konuşmamı düzeltmek için. Ne yazık ki bana hiçbir cevap verilmedi. Kaçınız takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Sportif AŞ'nin 6 aylık dönem zararı 154 milyon TL. İyi ihtimalle aynı parametrelerle seneyi bitirirsek 308 milyon TL zarar gözüküyor ki Riva Florya'dan gelecek olan garanti ödeme daha gelmeden bir senelik zarara karşı ziyan olmuş görünüyor. Bundan sonra da ne kadar para gelip gelmeyeceği emlak konutun insafına ve piyasaya bağlı olduğu için tek atımlık kurşunumuzu bir senelik zarara karşı feda etme olmuş olma ihtimalimiz var. Önünüzde soğuk su varsa buyurun için lütfen. Bu arada Sayın Başkan bahsedilen zararın en büyük sebebini kur farkı olarak belirtiyor. Bakın kur farkı yeni bir problem değil. Türk lirasının dövize karşı durumu hepimizin malumu. Böyle bir problemin varlığı açıkken sormak istiyorum. Finansal raporlar önünüzde. Döviz bazında olan borçlarımızı Dursun Özbek döneminde neden arttırdık? Kur farkı problemini yaratıp sonra da bunu bahane olarak kullanmak ne yazık ki bence kabul edilebilecek bir gerekçe değil. Gelelim bu finansal çöküntünün en önemli kaynağına, yani sportif başarısızlığa. Biliyorsunuz Sayın Dursun Özbek başkan adayıyken bizlere futbol şube sorumlusu olarak Cüneyt Tanman'ı göstermişti. Oy verenler akıllarında Cüneyt Bey varken oy verdiler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Cüneyt Bey en fazla oyu olan yönetim kurulu üyemizdi. Sonra seçim bitti. Florya'da çeşitli işleri halletmek için gelen Sayın Mehmet Özbek bir anda Cüneyt Tanman'ı yerinden etti. Ve sonra da görevi Sportif AŞ üzerinden tescillenerek futbol şubesini tek yetkili olarak yönetmeye başladı. Belki aranızda bilmeyenler vardır, onlar için söyleyeyim. İsim benzerliği tesadüf değil. Mehmet Bey Dursun Bey'in kardeşi. Sözlüklerde nepotizm kelimesinin karşılığını ararsanız sanırım Sayın Başkanımızın ve kardeşinin resmini göreceksiniz. Ben geçen genel kurulda da bu durumun uygunsuzluğunu dile getirmiştim. Bunun üzerine Sayın Başkan kardeşinin CV'sini göndereceğini söylemişti. Tabii CV falan gelmedi ama bu 2 senede Mehmet Bey kendi CV'sini baştan yazdı. Galatasaray bugün dönemlerindeki 5. teknik direktörle çalışıyor. Galatasaray bugün her türlü iddiadan uzakta kalmış, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı yok denecek kadar az. Türkiye Kupası'na veda etmiş,
ezeli rakiplerine karşı oynadığı hemen her müsabakayı kaybetmiş, sezonu bitirmeyi bekliyor. Ve ne yazık ki bu sadece futbolda değil, hemen hemen her branşta böyle. Sayın Başkanım, hala kardeşinizin CV'sini göndermek niyetinde misiniz bilmiyorum. Ama kardeşinizin yönettiği Galatasaray Futbol Şubesi bu sene 59 milyon euroluk transfer yüküne girdi ki 3'te 2 rivayı sadece bu işe yatırmış durumdayız. Karşılığında sezonu belki de 5. bitirme ihtimalimiz var. İşte Sayın Azirun, nepotizm böyle bir şeydir. Liyakat yerine eş dost ilişkisiyle belki otel yönetebilirsiniz ama Galatasaray kalibresinde bir kulübü ancak bu kadar yönetebilirsiniz. Sayın Çakmak, genel kurulun temayülüne uyarak 5 dakikanızı doldurdunuz. Toparlarsanız mutlu olacağız. Hızla toparlıyorum başkanım. Neyse, fakat biliyorsunuz ki Galatasaray'da ibrasızlık, başarısızlık sebebiyle olmaz. İbrasızlığın asıl nedeni Galatasaray'ın yazılı olmayan kurallarına aykırı hareket etmektir. Bu yanlıştır, doğrudur, tartışılır ama böyledir. 2 sene önce güvensizliğimin nedenlerini sıralarken ne için bu göreve getirildiği belli olan Demirören TFF'sine verilen desteğin kabul edilemez olduğunu anlatmıştım. Ne yazık ki problemler burada sınırlı kalmadı. Birinci sıkıntımız artık bazı sözlere güvenemez hale gelmiş olmanız. Örnek veriyorum kısaca. Ekonomik sıkıntı yoktur'dan batıyoruz'a, UEFA'dan ceza gelmez'den bir seneyle kurtarmanın yüceliğine, istersek XYZ oyuncuyu alırız'dan oyunculara verecek paramız olmadığına kadar her konuda üyelere danışma sözünden üyelere gizli protokoller imza atmaya kadar, otelin açılış tarihinden stadın kullanım hakkının alınacağı tarihe kadar bitmek tükenmek bilmeyen bir silsilenin sonucu bu güvensizlik. Galatasaraylılar başkanlarının sözlerine senet diye bakmak zorundadır. Ne yazık ki artık ben böyle bakamıyorum. Teşekkürler Sayın Azim. Sağ olun. Sayın Çakmak'a teşekkür ederiz.